Herkese merhaba. Bugün çocuk beresi yapacağız. Kalıbımız 1 yaş için. Kumaşımız esnek olduğu için, esnek pelerinden olacağı için 9 ay ve 2 yaşa kadar kullanabilir bu kalıbı. Kafasının büyümesine göre. Kalıbımızın boyuna gelince bu şekilde bir kalıp çıkarmamız gerekiyor. Bu kısmı 14,5, 14,5, 14,5 ve sivri kısımları da 19 santim, 19 santim. Böyle bir kalıp çıkardıktan sonra beremizi yapmak çok kolay olacak. Kumaşımızı kırmızı üzeri beyaz kalpli olarak seçtik. Öncelikle penyenin hangi tarafı esnediğine bakıyoruz. Bu güzel bir kumaş, organik bir kumaş. İki tarafa da esniyor. Ama asıl esneme yönü bu taraf. O yüzden kumaşımızı böyle serdikten sonra şu şekilde katlıyoruz. Bu çift kat biberi olacağı için, yani iki katlı biberi olacağı için bir de alttan şöyle katlıyoruz. Ve düzeltiyoruz. Sonra hazırlamış olduğumuz 1 yaş kalıbımızı üzerine koyuyoruz. Bu şekilde kalıbımızı koyduktan sonra çizgi taşıyla etrafını çiziyoruz. Ve makasla kumaşımızdan işaretlediğimiz yerlerden kumaşımızı kesiyoruz. Bu şekilde bir parçamız oluyor. Şimdi dikme işlemine geçiyoruz. Hızlıca dikip beremizi hazır hale getireceğiz. Toplu iğne ile işaretlediğimiz yerlerden dikiyoruz. Buralar dikilmiyor. Sadece toplu iğne ile gösterilen yerler dikiliyor. Dikerken dikkat edilmesi gereken bu kısımların boş kalması, aynı şekilde aşağıda da ve ters çevirebilmek için şu kısımda da küçük parmak girecek kadar bir boşluk bırakılması. En önemli noktası bu. Burada boşluğu bırakıyoruz. Çevirme boşluğu. Yine aynı şekilde burada bırakıyoruz ve diğer uca geçiyoruz. Üçgenin çukur kısımları dikilmiyor. Şimdi iki tarafını kapattığımız sivri kısımların ortasından tutuyoruz ve şu şekilde birleştirip bu kısımlarını dikiyoruz. Orta dikişleri üst üste gelirse zaten düzgün bir görüntüye ulaşırsınız. Şu şekilde. Bu şekilde hazırladığımız parçayı bırakmış olduğumuz boşluktan ters çeviriyoruz. Çevirdiğimizde
Görüntümüz şu. Şimdi şu küçük boş bıraktığımız yeri ince bir temiz bir dikişle dikiyoruz ve birleştiriyoruz. Bu zaten şapkamızın tersi olacak. Şu şekilde şöyle, daha doğrusu şöyle ortasından işaretledikten sonra şu üst kısmı içeri sokup düzeltiyoruz. Ve böylece şapkamız hazır oluyor.